Merhaba. Ay bir ciddi durup başlayalım dedik, beceremedik. Onun için bugün böyle sırıtarak başlıyoruz. Ha derseniz hiç mi derdiniz, kederiniz yok? Var vallahi. Ama onları takılmamayı öğrendik herhalde. Hayır. Var vallahi bölümü çok tatlı. Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Aa, Merhabalar. ben her şartta mutlu olmayı kafasına takmış, mücadele veren bir kadın olarak yaşadığım birçok sıkıntıya takılmıyorum. O yüzden de arkadaşlarım ve sizleri görünce sırıtıyorum. İşte bu kadar basit. Hakikaten Birbirimiz görünce oluyor. Evet. ya. Bütün gün ciddi durabildim iş güç yaparken. Şimdi duramıyorum. Bir araya gelince evet hep beraber gülüyoruz yani. Evet. Ben de 5 dakika önce çok ciddiydim. Örümcek avlıyordum. Yani şu an gülümsüyorum. Ay, valla öncelikle 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Her ne kadar bir gün sonra söyleyebiliyorsam da bunu, tüm bayramlarımız kutlu, mutlu ve daim olsun. 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 Örümcek neredeydi Ebru? Tam yatak odamın yatağının tavanındaydı. Güzel. Yani aşağıya bıraksa kendisini kardeş kardeş uyuyacağız öyle bir durumdaydı. Aferin. Ayıptır göstermesi şöyle falan bir büyüklükte bir şeydi kocaman. Eyvah eyvah. Ve böyle üstünde de desenler vardı, çizgiler vardı. Pek iyi bir şey değil herhalde bu. Ebru örümcek olduğuna emin misin? Yani öyle görünüyordu ama hallettim. Artık yapabiliyorum. Valla dün de ben balkonun telini kapamadan camları açmışım. Akşam televizyonun karşısına bir oturayım dedim. Duvarda bir yaratık geziniyor ama bayağı bir yaratık yani. Vay. Dedim ki Masar koş, bir yaratık var duvarımızda. Baktı dedi ki sivrisinek. Dedim ki bu baba bir sivrisinek ama. Kapattı da. Kendimi sivrisinekle odaya kapadım. Sivrisineğe dedim ki bak istiyorsan camdan dışarı çıkıp gidebilirsin. Yoksa dedim yani kusura bakma güç kullanacağım sana karşı. Dedim öyle hesaplaştık. Ne yaptın? Çıktı. Anladın mı? Yok gitmedi. Gitmedi vallahi üzgünüm. Bizim burası biraz Eceli sulak susamış o oldu. zaman. Evet, bizim bu taraf biraz sulak olduğu için işte göl möl bir şeyler. O yüzden sivrisineğimiz oluyormuş söylemişler. Ben ilk kez karşılaştım. 6 ay hiç sivrisinek görmedim. Ama dün gördüğüm 6 aylık yeter yani. Ebru'nun örümceği gibi bizimkinin de ebadı biraz yanlıştı yani. Allah Allah. Bu hani böyle çok büyük oluyorlar. Bacakları incecik, kanatları geniş geniş. Böyle hayalet Canlandırma süper canım. Rabbim ya. Yani. Ay ne konuşayım dedim, neler konuşuyorum. Gel bakalım kendim. Bak şimdi konuşacağım şeylerden biri çok ilginç. Bana bir yığın insan ya telefon ediyor ya mail atıyor, aman mesaj atıyor pardon, ve diyorlar ki biz programa gelmek istiyoruz. E buyurun. E ama utanıyorum diyor bir tanesi. Dedim neyine utanıyorsun? Bir başkası da dedi ki aa mümkün değil, ben konuşamam, kenarda otururum dedi. Dedim ki ya nasıl bir şey bu? Bir tane böyle şey geldi. Çok istiyorum ama iyi görüntü vereceğimden şüphe duyuyorum dedi. Bir diğeri de dedi ki korkuyorum, ne soracaksınız? Dedim ki bak ben hiç korkunç bir insan değilim. Kesin sen diğer kalan 5 tanesinden korkunçsun. Bir de üstünüze attım topu, bilmiyorum. Bir gün karşılaştığınızda Tehlikeli değiliz görüntü valla, değil. gelebilirler. Bizde de tehlike yok, Evet, korkutmasaydık. hakikaten böyle. Ay bizim Aynen. biremiz korkunç. Bakıyorum bakıyorum kimseye soru da sormuyoruz. Konuşuyorsa konuşuyor. Evet. Elimde Neyimizi görmüşler? valla Evet elimde yani. bir uzun bir liste var. Katılmak isteyenler, yani konuk olmak isteyenler. Birinin yanına yazdım. Utanıyor. İkincisi çekiniyor. Vay Üçüncüsü canına. ya soru sorarsanız. Tövbe dedim sormayacağım. Gel sen. Bir diğeri dedi ki bu hafta biraz sesim kısık, öbür hafta inşallah dedi, bekliyoruz İnşallah. bakalım. Ama bir şey söyleyeceğim. Biz Şimdi burada olmak keyifli bir şey aslında. Hani biz de buradayız. zaten hep gülüyoruz falan sürekli ya.
Demek ki yani böyle şüpheler koyarak işte insan hangi keyifleri hayatta kaçırıyor acaba diye bir düşündüm ben şimdi Vay, çok yani. doğru. Çok güzel soru. Hadi verin bakalım cevabını. Hadi bakalım Çok koluklar. doğru. Bakalım. 100 puanlık uzman sorusu bu. Beğenmek isteyenler. Evet, bekliyoruz bunun cevapları. Vay be. Vallahi çok şey kaçırıldığını düşünüyorum ama ben kaçırmamaya çalışıyorum. Aklıma şey geldi Ayça. Canlı yayın çektiğiniz zaman bir akşam beni aradınız. Ya yarın çekimlere geliyorsun diye. Ne olacak? Ne konuşacağız falan? Sen gel. Ben geldim vallahi canlı yayında. Pek de güzel sohbet ettik. Televizyon zamanı değil mi? Evet. Çok güzeldi. Çok şey Ya, kaçırılıyor. evet, bir de o zaman canlı yayındı. Daha canlıydık, daha heyecanlıydık yani. Evet. Ben Bazı canlı yayını severim. Güzel insanlarda olur. bu korku oluyor. Şimdi ben röportaj yapıyorum ya Kanal Bu için. Ve bazı insanlara gidiyorum hemen kabul ediyorlar. Bazıları nasıl dehşet içinde. Diyorum ki korkmayın. Yani sohbet edeceğiz sadece. Korktuk hiç. Ve benle konuşacaksınız yani sohbet halinde olacak. Bir sürü insanı ikna etmeye çalışıyorum. Yani biz güzel güzel konuşuyoruz, ediyoruz. Hani bunda çok ciddiye alınacak bir şey yok diye. Yok valla. Evet yani rahat olunabilir. Ay şimdi düşünüyorum yani korkutan ben değilimdir. Yok o. Bilmeyeni anlarım da bu programı izleyip de korkanları çok anlayamadım yani. Bir de konuklarımız da geldi. Hiçbirine korkutucu bir şey sormadık vallahi. Aslında o programla ilgili, bizim programımızla ilgili bir korku değil. O kişinin Evet. kendi başarısızlık korkusu veya Evet. ne bileyim mükemmeliyetçiliği o kişiden kaynaklanan bir şey. Anlıyorum çünkü geçmişte benim de korktuğum bir sürü şey vardı. Bunları nasıl mı aştım? Vallahi yapa yapa aştım. Aynen. Başka türlüsü Evet, yok. çok doğru. Kenarda Bak oturarak insan gelsin. korkularından veya işte sakındığı şeylerden kaçınamıyor. Onun için ben üzerine gitme taraftarıyım. Yapa yapa. Sonra da diyorum ki kendime, aa hiçbir şey yokmuş. Niye ben kendi kafamda büyütmüşüm Aynen. bunları? Demet bak benim böyle bir örneğim var. Herhalde ay 30 sene Ses gidip önce değil. geliyor bende nedense. 30 sene önce falandan bahsediyorum. Bir yerde konuşmacı olmam gerekti. Normal böyle mikrofonu tuttum, konuşuyorum. Ben iyi konuştuğumu zannediyorum. Yani sakin olduğumu. Bitti, mikrofonu yerine koyamıyorum. Elim açılmıyor. O kadar kasmıştım ki. Böyle bütün salonun karşısında çok da kalabalıktı. Kaldım, dedim ki çok affedersiniz. Beynim elime hükmetmiyor. Heyecandan kasılmış dedim. Böyle tek tek ayırdı. Koyamam. Mikrofonu çıkardım. Oldu dedim. Ve sonra dedim ki ben bunu yaptıysam bir daha bir şey olmaz. O günden sonra da susmadım zaten. Ama Allah. nasıl Evet onu yani. tutmuşsam da görev aşkıyla açılmıyor, mümkün değil yani. Şimdi de susturabilene aşk olsun. Evet yani insan bu kendine koyduğu engelleri ancak adım atarak aşabiliyor. Başka bir Aynen yolu yok. Mucizevi bir şeyi yok. Sadece adım atarak ve kendini akışa bırakarak. Yani çünkü her şey kafada büyüyor. Onu kafandan attığın zaman olayın bir tarafını böyle olumlu güzel bir tarafını bulup ona odaklandığın zaman zaten gidiyor. Çünkü herkesin içinde aslında bir konuşmacı, bir yazar, bir şey saklı yani. O böyle anlarda ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Yani izleyenler belki mesela benim her zaman böyle şeyler yapabildiğimi düşünüyorlar ama benim de yapamadığım zamanlar vardı. Biz de oralardan geçtik yani. Ya benim de çok komik bir anım var, onu anlatmak istiyorum. Çalışma hayatında bir seminerde konuşmacı olarak görev almıştım. Şimdi bir tanıtım cümlesiyle başlayacağım. Sonra uzun, yarım saatlik konuşma. Daha ilk cümlede nefesimi ayarlayamadığım için nefes bitti, cümle bitmedi. Resmen dondum. Yani nefes bitti. İçimde nefes yok. Boğuluyorum falan sanki. Cümle duruyor da. Artık sonra bir
durdum, nefes aldım, dedim çok özür dilerim. Çok heyecanlıyım, nefesim bitti. Yani nefesimi ayarlayamadığım için hiç hayatımda böyle bir şey yaşamamıştım. Ama sonra tabii hani açılıyorsun, devam ediyorsun heyecandan. Ama öğreniyorsun yani. İlkinde oluyor böyle şeyler, yaşanıyor ilklerinde yani. Böyle komik bir anım var benim de. Hiç unutamıyorum. Donup kalmıştım. Aa, benim de var öyle bir donup kalma anım. Ama sonrasında devam edemedim. Hem de böyle şey, işte bir yerin belediye başkanı falan filan var. Böyle işte Japonlar, şunlar bunlar falan. Ama benim hiçbir şeyim yok yani. Görevim falan yok. Ondan sonra asıl görevli olan kişi dedi ki ben öleceğim korkudan dedi. Ne olur sen tercüme yap dedi. Ondan sonra ben kendimi sahnede buldum. Simültere tercüme yapmam lazım. Hayatta böyle bir tecrübem yok. Ve başladım çok güzel konuşurken belediye başkanının ne demek olduğunu hatırlayamadım İngilizce. Ben de hatırlamıyorum şimdi. Ondan sonra böyle bir kaldım durmuşum falan. O korkudan ölecek olan kızcağız tamam ben devam edebilirim kendime geldim dedi. Çok güzel. Japonlarda biri de bana dedi ki olur böyle şeyler canım dedi. Ben de yaşadım. Şöyle açtım ben dedi. Karşındakileri patates çuvalı olarak düşüneceksin. Çok güzelmiş. Ay güzel valla. Ben öyle bir takıldığım bölümde ne yaptım biliyor musun? Pandemiden önce 2 sene önce falan da herhalde yani 4 sene olmuştur. Bir gün birisi aradı bizi, dedi ki sizin dedi ritim terapinizden çok met ettiler, çok memnun kalmışlar. Biz de dedi talep etsek yapar mısınız dedi. Ben daha ağzımı açıp evet o tarihte onu yaparız diyene kadar o sırada böyle telefonuma mesaj geldi. Hesabınıza şu kadar para yattı diyor. Adam dedi ki ben yolladım. Niye yolladınız, daha olur demedik bir şey falan. Mecbur kalın diye dedi. Masara dedim ki hep yaptığımız ve keyif aldığımız bir şey, gidelim. Kim bunlar sordum. Genç Kuaförler Derneği diye bir dernek. Olur tabii yaparız. Gittik Ankara'da işte. Hatta Haluk da vardı o gün bizimle. Bir de Sevnur vardı tabii. Çok nasıl kalabalık ve her türlü absürt saç var. Mohikan gibiler, yeşiller, morlar, kısalar, uzunlar, her şey. Fakat çok ilginç. Şimdi meslektaşlar birbirine yakın olur diye ben düşünürüm. Orada herkes birbirini görünce kafayı böyle çevirip geçiyor. Hiç ilgilenmiyorlar. Rekabet mi? Evet, rekabet varmış. Neyse. Sıra bize geldi. Sahneyi tıktık. Çok yoğun bir ışık var. Direkt gözümün içine. Mümkün değil orada durmam. Elime mikrofonu aldım. Dedim ki merhaba arkadaşlar. Biliyor musunuz dedim, bu adamın adı Masar ve şimdi size neler anlatacak dedim. Kızım gönderiverdi sahnede. Çok neler anlatacak. Yani yüzüme bir baktı Masar, yani hesaplaşırız ifadesi gibi. Ben dedim ki kızdı ya, bir başladı konuşmaya. Dedim ki ya sen böyle konuşmacısın da niye bana bırakıyorsun bunu? Öyle yaptım valla. Spotu kapatabilir misiniz dedim. Hayır dediler. O zaman ben de çözüm buldum. Ay bu şey gibi. Hani denize atlayacaksın da atlayamazsın ya bir tür. Biraz yüksekten diyelim. Bir sonra birisi bir parça sana destek olur. Gidiverir şöyle. Evet. Vallahi evet, hayatta böyle kitlenme şeyleri oluyor yani. Demin Demet abla simültene tercüman deyince aklıma geldi, bizim bir konserden sonra birilerine plaket verilecek. İşte yabancı büyükelçiler mi birileri vardı. Bir kızcağızı çıkardılar böyle tercüme için. O kadar heyecanlı ki. Sen demin belediye başkanını mı hatırlayamamıştın evet, Demet evet. abla? Onunki daha kötü. Özel kalem mi diye tercüme etmesi lazım. Special pencil dedi kız. Ay çok güzel. Bittik yani, bütün salon falan yıkıldı. Güldü mü herkes? Herkes yani, aslında yazı kızcağız çok heyecanlı, hiç gülünmemesi lazım, boş bulunduk yani, hiç beklenmedik bir şey tabii. Yalnız ben öyle yerlerde duramıyorum ya. Bir keresinde birisi bana dedi ki İngilizce içli köfte nedir biliyor musun dedi. Daha ben nedir acaba demeden sensitive meatball, yani hassas
Ölüyordum. O kadar güldüm. Morardım. Falan attılar. Çok güzel ya. Falan serptiler çok yani. Güzel. Ben tepkilerimi anlamıyorum. Yakalamışlar bir yerden. Bir de şeyde bu simultane tercümanlık dedim de şimdi adını vermeyeyim. Bir arkadaşımız evlenecekti. Biz de sembolik bir şekilde kız istemeye gideceğiz erkek tarafı olarak. Neyse hatta İpek alo kuru. Biz de böyle nasıl resmi giyindik anlatamam. Bir iki arkadaşımıza kucak kadar çiçekler çikolata falan. Böyle oturuyoruz sonra. Ay pardon. Ben bunu niye anlatıyordum İpek? Ha simultane tercüme. Şimdi damat yabancı olduğu için çok sevdiğimiz de bir arkadaşımıza dedi ki sen tercüme et. Çünkü biz bir şeyler söylüyoruz, ağırlığınca altın diyoruz, çok eğleniyoruz falan ama bütün bunları ciddi yapıyoruz. Ondan sonra o dedi ki işte kızı istiyoruz, alıyoruz, veriyoruz falan. Güzel güzel tercüme ediyor. O sırada Masar ayağa kalktı dedi ki eğer mutsuz olursa verdiğimiz gibi almayı da biliriz dedi. Şimdi bunu da tercüme etmesi gerekiyor. Orada sustu dedi ki. Masar abi kusura bakma bunu söyleyemem dedi. Bunu atladık ve devam ettik. Hatırlıyor musun? Tabii tabii. Birden bire celallendi. Verdiğimiz gibi almayı da biliriz falan. Ayça onlarda var mıymış öyle bir kız isteme adeti? Yok. Ama biz istiyoruz diye her şeye razı geldiydi. Şaşırmıştır ama değil mi? Hiç yani ilginç bir seremoni onun için. Yani ciddi durdu bilmiyorum ki. Gayet uyumluydu. Kına yaparken kafasına kırmızı örtüler koyduğumuzda falan da gayet sakin duruyordu yani. Evet. Bu arada Maz Baba bunu kime söylerse orada bir durup düşünmek lazım. Alır çünkü. Hissediyor adam çünkü. Yapar. Rastgele olmuyor. Bu bir onu söylediği zaman arkasından bir şey minik minik onun kızları kıymetli. O da başka bir konu. Bir şey yok. Ay vallahi herkes çok mutlu olsun derken bir şeye kafam takıldı. Ya Türkçe'de mus mutlu diye bir laf var mıydı? Artık var. Herkes artık mus mutlu olasın diyor. Hani pes pembe falan gibi. Ya bir doğum günümde miydi? Neydi? Gelen mesajlarda en az 15-20 tane mus mutlu vardı. Açtım baktım dil kurallarında yok öyle bir şey. Bir de şey mesela şunu yapar mısın diyorum. Tabii ki de. Tabii ki de yoktu Türkçe'de. Farkında mısınız? Yok. Tabii. Evet, çok şey yok. Şeyler çıktı ortaya. Tabii ki var da de nereden çıktı bilmiyorum. Tabii ki de. Bir de. Uzatacaksın onu. Tabii ki de. Bir de uzatacağım. O şey mi demek acaba senin için her şeyi yaparım falan mı demek? O zaman senin için her şeyi yaparım desinler. Olmaz. Niye? Özetliyor. Uzun geliyor olabilir. Ne dedin? 100 kelime yetiyor. Evet uzun geliyor olabilir dedim yani. Tabii ki de. Evet. 100 kelimeyle konuşuluyor artık. Yeni Türkçe böyle bir şey. Evet. Evet. Yarısının içine İngilizce de ekleniyor. İpek'cim biliyorsun. Evet. Yani kelimeler özellikle mesela iş hayatında özellikle plazalarda çalışanlarda. Plazada kalıcını belirtmek için öyle konuşmak gerekiyor. Evet yani yarısı cümlenin İngilizce zaten. İşte Türkilizce diyordur ona. Evet. Onu bilmiyordum. Bir kitapta vardı galiba. Yine ki Türkilizce oldu anne görüyor musun falan diyor. Vallahi ya. Ben üzülüyorum ama Türkçe güzel bir dil bence. Tabii neyse, ben sonuçta öyle düşünüyorum. Korkulacak bir şey yok. Her isteyen misafirimiz olabilir. Konu olmasa da konuşuyoruz nasıl olsun. Bir arada çok da eğleniyoruz. Böyle işte ne diyeyim yani. Valla son günlerde aslında yani çok garip olaylar oldu. Gene güldüm. Ankara'dayız. Tavandaki karton bir yerler düştük. Patır kütür falan. İnsan korkar falan. Tabii ki önce bir çekindim. Sonra nasıl gülüyorum? Niye gülüyorsun dediler. Dedim ki o kadar komik ki yani yapmak istesen inmez bunlar aşağıya. Ondan sonra bugün de çıktık. İçerki odaya gittim. Küt diye bir dolabın içi çöktü. Buna da çok güldüm ama. Raf mı bıraktı kendisini? Raf indi aşağıya. Şey, askıların olduğu şey vardır ya demir. O attı kendini yere. Yani ilginç.
Pompier'in ele böyle düştüğünü ben ilk kez senden duydum yani hiç duyduğum bir şey değil. Ben de bunu ilk kez oldu falan diye söyledim. Meğer yengeminki de düşmüş. Yengem dedi ki ben alıştım. Olur Ben de işte. birkaç kere düştü dedi. Böyle bırakıp geldik. Yapacak bir şey yok yani. Zaman yoktu düzelttirmeye. Size bir şey olmasın da Tabii evet, canım. o Tabii yapılır olmadı nasıl ama olsun. ya müthiş bir şeydi böyle. Bir anda dedim ki aha bir şey oluyor ama tavan iniyor aşağıya. Yapacak bir şey yok yani. Onun için bak biz her şeyi gülüyoruz yani. Hani Aynen öyle. sakin. Her Her şey. şey de bizim için sohbet konusu zaten. Evet. Vallahi öyle Hep ya. Nasıl konuşulacak olsa çözüm şeyler var. oluyor. Önemli olan o çözümler var. Ya bir de dost ortamında ne konuşursan konuş. Yani konuştuğunuza göre sevgimiz falan mı değişecek? Benim değişmiyor. Sizin değişiyor mu? Ben saçmalıyor Benim canım. Daha çok seviyoruz. Değişiyor aslında. Yani. Değişiyor. Daha çok oluyor bence. Ay ne bileyim. Hadi biraz susayım Galiba işin sırrı saygın olmaya çalışmamakta. Hiçbirimizin böyle bir şeyi yok yani. ya onu bana İşte. söyleyenler oldu. Mesela hiç bir eğitmen gibi ağır ve ciddi durmuyorsunuz dediydi birisi bana seminerde. Ben de o gün çok ciddiydim üstelik yani anlamadım bunu. Öyle bekliyorlar mesela bunun daha kaftanında olmasını bekliyorlar. Böyle bir hani ben bilirim falan bekliyorlar. Dediğin doğru yani. Kendin gibi ol o zaman hayat iyi oluyor bence. Ve Haklıydı. kendinle eğlenebilmek çok eğlenceli bir şey gerçekten. En Keyifli bir önemlisi şey. bence de. Demet bir şey diyecektin sen. Kestim ben senin sözünü. Bana mı dedi? Demet bir şey Ha söyleyecektin Demet ablaya. sanki Ha onun tamam. sözünü kestim gibi geldi. Ben de Yok. bardağımın üstüne okumaya başladım. Meğerse Atatürk'ten laflar varmış vallahi. Bak beyazda görülüyor. Limonatalı olan da belli olmuyor Aa, çok güzel. mu? Ey yükselen Ne yerin var? gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk. Onu sonsuza kadar yaşatacak olan sizlersiniz diye başlıyor. Aa hep Atatürk'ün lafları var üstünde. Ben de Güzel. Ruslar bu 19 Mayıs bardağı niye teması. özellikle seçti diyordum işte yani o Bak 19 Mayıs 89'da. teması olmuş. Oldu Evet. Tam valla. haftasında. Evet. Oldu oldu. Ay çok güzelmiş bu bardağı. Astınız mı? Aa tabii. Tabii ki Biz de de. astık. Tabii ki de. Tabii ki Var ben geçen gün şöyle en büyük bayrağı çıkarayım diye bir baktım. Bizim evde 17-18 tane büyük boy bayrak varmış. Arabanın Bak. bozulunca falan. İnanılmaz bir şey yani. Hatta Efe memnun kalsın diye kimini içeri kimini dışarı asmıştım. Böyle her yer bayrak içindeydi 23 Nisan'da. Şimdi mantıklı balkonun dışına taktım sadece bu sefer. Var Ben mı? her yere koyuyorum. Bayrak var. Evet, her Bir odaya büyük bir de asıyoruz küçük biz de. bayraklar varmış. Hani sallamalık. Onu da geçen gün tabak ararken buldum. Herhalde bir 40-50 tane küçük bayrak var. Onu bir sebeple almışım ama bilmiyorum. En son 23 Nisan'da dağıtmıştık çocuklara öyle yolda Öyle gördüklerimize. Çok almışız meyerse. De 19 Mayıs'ta mi? gençlere çok olmuyor öyle. O yüzden Benim dağıtmadık bu sefer fırsatım olmadı. Gerçekten biraz takip etmem gereken işler yoğundu. Yapamadım ki ben çok severim bayramda çıkıp da çoluğu çocuğu tanıdık tanımadık sevindirmeyi. Çok mutlu olurum, iyi hissederim. Yani biz çocukken mesela dedem çok önem verirdi milli bayramlara ve biz de bayağı ciddi kutlanırdı o. Dedem İstiklal madalyasını takıp böyle geçer köşeye. Sonra sırayla işte bayramlaşırız. Ondan sonra o bayram nasıl çıktı, neden çıktı, ne oldu, ne yaşadılar onları anlatırdı bize. İnanılmaz bir keyifti tabii ki birinci ağızdan olanları dinlemek, yaşamak. Böyle yani onu gene bir yad edeyim, geçeyim dedim. Hep aklıma geldiği için. Öğrendiğim birçok şeyin temeli hep dedemden geldiği için. Ne olursa olsun o geliyor aklıma yani yapacak bir şey yok. Büyük Neyse. şans gerçekten birinci ağızdan dinlemiş olmak da yani. Çok çok. Büyük şans çünkü onlar yok şimdi. Gerçekten o dinlediğimiz hikayeler artık sadece kitaplarda kalmış olacak. Ben şanslıyım anneannemden, Evet. dedemden çok dinlediğim için. Neyse Evet. onu da bir gün konu yapar konuşuruz bak. Evet, Hatıralım. anlatabileceğimiz Evet. şeyler var. Bende de var öyle şeyler. Konuşuruz.
Kitaptan okuyunca çünkü bazen okulda çok böyle ezber mantığıyla oluyor ya, o zaman insan yani çocuklarda da çok bir ruh yaratmıyor. O yüzden yani yaşayan kişilerden dinlemek bambaşka tabii ki. Ya O konu ne ruhla olursa anlatmak. olsun, konu ne olursa olsun eskiyi dinlemek benim çok hoşuma gidiyor. Hatta geçen yaz bir babamlar Sedülbahir'deyken biz de orada kaldık bir hafta. Ben galiba babama çekmişim. O da çok konuşuyor, hiç susmuyor. Başladım konuşturmaya ve ses kaydı, görüntü kaydı aldım. Geri döndü, bütün aileyi anlattı. Nereden geldik, nereye gidiyoruz, soy kim nereden geliyor, nereye gidiyor falan böyle. Bayağı 3-4 saat çekim yaptım orada. O kadar hoşuma gitti ki. Ya babam şimdi 91 yaşında. Demek ki 90 yaşında anlatmış. Hani bilinci çok açık olduğu için, çok her şey çok düzgün gittiği için öyle bir anlattı ki şimdi böyle elimde uzun uzun aile kayıtları oldu. Çok mutlu oldum, hoşuma gitti. Çok keyifli bir şey o Ayça. Evet, çok. Annemin gençliğinde birisi ona şiir yazmış. Biraz konuyu değiştirmiş oluyorum ama Değiştir. bir gece rüyamda şey gördüm. O şiiri unutmuş mu annem? Öyle bir şey gördüm. Ertesi işte gün bize geldiler. Anne dedim, hadi dedim çekeceğim şimdi, bana bu şiiri okuyacaksın. Ne güzel. Okuttum. O şiiri okudu. Ondan sonra işte üzerine sohbet ettik falan. Şimdi ara ara onu izliyorum. Çok hoş bir şey, anı olarak kalıyor hakikaten. Bizde de çocuklarla annemin arası çok iyiydi ve annem hep şakalaşırken çocuklar çekmiş. Biri annemi konuşturup bir şeyler yapıp diğeri çekmişim. Onda böyle bir yanım piyano çalarken videosu var. Çok hoşuma gidiyor yani. Hatıradır bunlar. Çok güzel Evet. şeyler bunlar. Çok çok keyifli. Evet. Yapardık. Eski mektupları çok seviyorum bir de ben ya. Ha. Evet, onlara çok kıymet veriyorum yani. Ve o yüzden Halon programı benim çok hoşuma gidiyor. Çok. Hepsi. Çok. Hakikaten çok güzel. Yalnız Haluk vaktiyle bizden ayrı radyo programı yaptığında da ben onun programını dinleyeceğim diye bazen evden çekmezdi. Balkonda dinledim, aşağı sarkıp dinledim, kapının dışına çıkıp dinledim. Nedense o zaman Ankara'daki evde düzgün çekmiyordu o kanal. Ama o da çok güzeldi. Onun için onu sevdiğim için çok büyük bir keyifle izliyorum. Ve oradaki mektupların gerçek olması ve insanların birbirine böyle duygularını çok net anlatıyor olması çok hoşuma gidiyor benim. Çok keyifli. Nereden Evet. geldi kız aklına eski mektuplar? Sende de Ya vardı çünkü değil mi? Bir şey öyle. evet, anılar deyince şimdi bizde öyle çok, benim dedeler falan çok erken yaşta vefat ettiği için bir dedemi ben hiç görmedim. Annem bana hamileyken vefat etmiş. Diğeri de ben 2,5 yaşındayken. Yani bir ya da iki kare var sadece aklımda onunla ilgili. O yüzden çok öyle şanslarım olmadı. Ama belki de onun için onlardan böyle kalan, işte mesela bir dedemin ses kaydı var bir kasette. Diğerinin mektupları var, babamla mektuplaşmaları var falan. O yüzden böyle onlardan kalan tek şey o bana. Onun için de çok kıymet veriyorum. Onun dışında şeyler, mesela hani tanımadığım kişiler, ya yani yazarların böyle mektupları olur. Onlara da çok şey yaparım, kıymet veririm. Çünkü romanlarında ne olursa olsun işte etkilendiği bir şey, yaşadığı ya da hayaldeki bir şey anlatır ama o mektuplarda birebir yaşadığı duygular, mesela Sabahattin Ali'nin işte kızına ve karısına yazdığı mektuplar, işte Kafka'nın sevdiğine yazdığı mektuplar falan. Orada o kişinin gerçek dünyasına giriyorsunuz ya, tam özeline girmiş oluyorsunuz aslında bir yerde. Çok gerçek geliyor bana, o yüzden çok seviyorum. Romantika seviyorum ben. Efe gibi. Aa, Çok çok tatlı. Çok güzel. güzel. Ya Rabbim ya geçenlerde anlatmışımdır belki size. Babaanne, kaba insan olmak iyi bir şey değil dedi. Nasıl oluyor kaba insan dedim. Böyle çirkin çirkin yedi. Ha, bağırdı çarpa. Beğendin mi beni dedi. Hayır beğenmedim dedim. Ben de beğenmem o zaman dedi. Ya ay Ne çok demeye güzel. çalışıyor? Kibar ve romantika olmak diyor. Romantik olmak herhalde. Evet. Ama böyle kibar kibar yiyor, bir şeyler yapıyor falan. Ay çok tatlı ya. Ya. Romantika Bayılıyorum. seviyoruz. Dün de şey dedi bize. Bazen şakalar insanı üzebilir. Şakayı bile ben kötüyse sevmem dedi. Oo, çok güzel. Aa, olamaz ya. Çok doğru.
Gerçekten doğru bir o kadar şey. insanı üzebilir dedi. Şu ama an bunu söylerken de böyle sesini titretiyor. Şakalar insanı üzebilir babaanne. Çok ay gülüyorum ya. Ama onun yanında hiç gülmüyorum. Çok ciddi dinliyorum. Çok haklısın Efe'cim. Ben de senin gibi düşünüyorum diyorum falan. Şakalar bile pardon. Kötüyse şaka bile olsa sevmezmiş onu yani. Şaka iyi olmak zorundaymış. Haklı. Çok doğru söylüyor ama. Hakikaten. Neye hizmet ediyor söylediğin şey? Sen şaka yaptığını düşünüyor olabilirsin ama o neye hizmet ediyor aslında? Evet. Bravo. Şimdiden anlamış o ince ayarı. Bir hayat dersi de aldım Efe'de. Çok tatlı. Baban da bak sana bir şey söyleyeceğim diyor. Bir şey öğreteceğim diyor. Bir şey çıkıyor altından ben de ciddi ciddi dinliyorum. Baba çok güzel konu. Bu videoları seyrediyoruz ya Instagram'da ya da YouTube'da var. Böyle birbirlerine şaka yapan insanların videoları da var. Yani ben diyorum ki ay bu bana yapılsa öldürür herhalde karşı taraftakini. İnanılmaz. Kamera şakaları değil mi? Valla yani, ben de yani hıkkadan edebilirim öyle şeyler. Artık hani şaka gibi değil. O kadar ürkütücü şeyler yapıyorlar ki karşı tarafı yani kalp krizi falan da geçirebilir. Gördünüz mü bilmiyorum. Öyle videolar var. Bana çok dehşet veriyor onlar. Efe çok haklı. Vallahi neden diye soruyor insan bir de. Evet aynen. Ben de anlayamıyorum. Karşı tarafı bu kadar korkutmaya, ürkütmeye ya da üzmeye nasıl şaka denebilir? Evet ve nasıl eğlenirsin onu görüp de yani. Evet o da var. Karşındaki insanın o durumda kaldığını, o duygusal halde olduğunu bilerek nasıl gülebilirsin ve eğlenebilirsin? Hı-hı. Ebru öyle tipler var. Geçen bir yerde karşılaştım. Mesela birisi düştüğü zaman kahkahalarla gülüyor falan ya da başına bir şey geldiğinde çok şey oldum. Aynen bir yardıma falan koşmaktan gülmek. Herhalde belki de içten yani bilemiyorum kendini tutamıyor da olabilir ama karşı tarafın kötü yaşadığı şeylerden eğlenen insanlar var ya. O da bana çok dehşet verici geliyor. Bana o çok ilginç gelir düşene gülmek. Düşen kendisi düştüğüne gülebilir de bir başkası diğerinin düştüğüne gülünce o bana çok enteresan gelir. Nasıl gülebilirsin? Evet. Çünkü o iyi bir şey değil. Onun başına iyi bir şey gelmedi. Aynen. O ağlayacak belki. Düşen kişi gülebilir buna. Ay nasıl oldu da bu ben gülerim kendim ay, düşünce. Ben de kendime çok gülüyorum. Yani ben ama başkasına gülmezsiniz yani. Tabii iyi olduğundan emin olmak istersin ilk anda doğru. Evet. Evet. Ama o da sonra gülüyorsa o zaman belki gülebilir. O zaman gülünebilir. Onda sıkıntı yok. O gülüyorsa gülünebilir. Vallahi ben ki en çok kendime gülüyorum herhalde. Düştükçe telaştan kapıya duvara bindirdikçe her seferinde diyorum ki Ayça bir sakin ol ama komik oldu gene diyerekten devam ediyorum yapacak bir şey yok yani. Ben bir kere yataktan düşmüştüm. Haluk bana çok gülmüştü. Şimdi ben bu konuşmadan sonra diyeceğim ki sen bana nasıl gülersin ya. Ben gülebilirim demiştim için. Ama çok komik. Ay bu çok tatlı söyledin bunu ama. Ben bir de uykuma çok düşkünümdür ve yani hani çok uyumayı da severim. Rahatsız edilmekten de hiç hoşlanmam uyurken. Bir şekilde uykum bölündü böyle sabaha karşı bir saat. Ve o yüzden de çok sinirlendim yani kendimce uykum bölündüğü için. Çok neyse sevindim. Geldim yatağa yatacağım. Tabii yatağa meğer daha bir karış varmış. Ben gözüm kapalı olduğu için. Ben güm giyindim aşağıya. Diyemem. Sonra tabii o anda gülemedi yani biliyor çünkü benim ne kadar gergin olduğum uykum bölümünde. Kıyamam ya. Ben böyle bir hışım kalktım. Tamam bir şey yok falan dedim. Yattım. Ben yattıktan sonra bir kopuş başladı tabii kahkahalar. Ben de güldüm ama sonrasında. O ana kadar nasıl diyor ki tuttum kendimi gülmemek için kızacaksın diye diyor ama bir anda yok oldun diyor yani. Sen yataktan düşmemişsin. Yatağa ulaşamadan düşmüşsün. Evet evet aynen öyle aynen öyle. Yanlış söyledim başta. Yani yatak şuradaysa ben şöyle yatmışım. İpek bir önceki tamam bir de sonrasında gülünebilir. Evet, bu şeyi de parantezi açıyorum. Evet sonrasında. Kızmayacağım tamam kızmayacağım. Çevirip olayı. Ya, bizim bir önceki evi biliyorsunuz üst katta salonda güya televizyon seyrediyorum ama bir 3-5 sene önce uyumuşum. Zaten ömrümde hiç gözüm açık televizyon seyredemiyorum yani. Sonra kalktım rüyamda ben uçabiliyormuşum tamam mı? Böyle duvarlardan geçiyorum uçuyorum falan. O kadar bu kadar gerçek gelmiş ki
Kalktım, kim böyle yana yürüyüp de kapıdan geçecek? Dümdüz duvara gittim. Uçuyorum ya zaten. Oy diye bindirdim duvara. Kıyamam. Sonra geri geldim. Bir daha vurdum kendimi. Çünkü uyanamadım yani. Ve sonra da dönüp bütün herkesin garip bakış arasında şey demişim. Bu kadarını hatırlamıyorum. Kıvamım bozulmuş, geçemiyorum. Sonra hemen koştu çoluk çocuk, koluma girip yatırdılar beni. Yani o kadarını hatırlıyorum da uykuda kalkıp rüyayı gerçek sanıp kendimi duvara vurdurdum yani. Ay bu şeker. Sonra ayılıp anlayınca ben güldüm. Kimse gülmedi. Benden başka herkes çok telaşlanmış. Bana çok komik geldi mesela. Çocuklar diyor ki anne kafanı falan duvara vurdun. Ne bileyim evladım dedim. Rüyamda geçiyordu. Yine olur zannettiydim. Ebru düşünemedim bile. Uyuyordum çünkü. Beni kalk dediklerinde ben hala uyuyordum yani. Ama şimdi de yeni bir uyudum. Habire uyanıyorum. Nazlı'nın bulunduğu yerde saat kaç acaba? Bakıyorum mantıklı bir saatse. Hu, uyanık mısın yazıyorum. Şimdi Nazlı alıştı ama ilk gün bizim tabii gece yarısı bir saatti. Onun için mantıklıydı Amerika'ya göre. Ben de Nazlı'ya mesaj attım. Dedim ki tatlı kızım benim ne yapıyorsun dedim. Cevap geldi. Anne ne oldu? Niye uyanıksın? Birine bir şey mi oldu? Ölen kalan var mı? Herkes Ay dağılmış ne geliyor canım falan filan. Dedim ki niye ya. telaşlanıyorsun? Sadece merhaba dedim. O da dedi ki saat kaç farkında mısın? He biliyorum gece 2:30. Sonra alıştı ama gece 2:30'da 3'te arıyorum çünkü yani mesaj atıyorum Sen arıyorum. artık Amerika saatine göre de yaşıyorsun. Ay Evet. çok güzel. O yüzden yine salak oldum. Gece gündüzüm hepsi Kıyamam ya. birbirine Şey olur ya otellerde saatler sende de böyle iki tane duvara asalım. Türkiye saati, Amerika saati girdi. şeklinde. Canım hiç merak etme. Bak şimdi sana Telefonunda vardır. gösterebilirim. Bak. Rica ediyorum yani. Aha. İstanbul ve Şikago'sa. Ay çok güzel ya. Onu konuşmuştuk. Evet vardı öyle cep telefonunda. Devamlı gözüm orada. Kaçta kalktı, kaçta yattı. Nazlı diyor ki anne ben buraya geldim senin hayatının kalitesi bozuldu. Niye? Saçma sapan saatlerde uyanıyorsun ya. Uyanıyorum yapacak bir şey yok. Arada bir bakıyorum hani saat nedir ne değildir. Dünya vatandaşı oldun Ayça. Her türlü yani tabii önceden de dünya vatandaşıydın Özleyince böyle saçmalıyorsun. Yani ne yapıyorsun? Farklı biri diyenler. Annem diyor ki, Nazlı diyor ki anne benim ne yaptım değil senin ne yaptığın önemli. Gece saat 3 diyorsun ve bana hatır soruyorsun. Amacın ne? Artık Amacım çocuklar ne eğitiyor. dedim ya bir bakayım ne yapıyorsun. Merhaba. Vallahi Merhaba çocuklar canım. eğitiyor insanı. Benim Tabii de ki bu uyku oluyorum. arası yani Oluyorum. uykusuzlukta bu gerginlik şeyim mesela Duru doğduktan sonra geçti tabii. Yani gecede 5 kere 10 kere falan kalkınca Duru da hiç uyumuyordu bebekken. Artık hiç öyle sinirlenmiyorum yani arada uyansam da falan erken de kalksam. Normal kalkıyorum yani. Benim Eğitim elimde çok çocuk benim. güzel bir video var. Duru birkaç aylık uyumuyor. Haluk İpek, Masar, ben, çoluk çocuk. Hepimiz üstümüzde pijamalarla falan böyle ses çıkarıyoruz falan. Masar da Haluk da böyle şey gibi Kızılderili şarkısı gibi bir şey. O zaman uyuyor. Sustuğumuz anda sayıyoruz 20 olunca uyanıyor. Hadi hep beraber tekrar. Çok güzel. Çok keyifli. Nazlı bile uyumuştu yani. Bizim büyükler uyumuştu da o uyumuyordu Evet. hiç. Yok hiç O gerçekten uyumuyordu. senin uykuya dedin ya düşkünüm diye nasıl idare ettin? Eğitti, gerçekten eğitti beni yani. Hani başlangıçta bütün dengem zaten çok bozulmuştu ama sonra artık normal karşılıyordum. Yani evet kalkıyorum, uyuyorum. 1 saat de uyku da yeter falan. Gerçekten kendi kendime eğittim yani o konuda. Hala da uykuyu çok seviyorum. Ama en azından artık yani bölünse de mesela işte ne bileyim şimdi hastalandığında ateşlendi başına durmak gerekirse de hiç önemsemiyorum. Sandalyeyi çekip oturuyorum gayet artık sabaha kadar yanında yani. Ya bu gece uyku bozmasıyla ilgili aslında benim çok bence matrak bir olayım var. Televizyon programı yaptığımız, pardon radyo. Yıllar önce radyo programı bir tane davet edildiğimizde. İşte oradan insanların birbirini anlamasına geldi konu. Yalnız kalmak, yalnızlık korkusu var. Ben de dedim ki tutamadım kendimi.
Hayatta yalnız kalmak hiç hoş bir şey değil. Onun için böyle kendinizi çok yalnız falan hissederseniz üzülmeyin, beni arayın, konuşuruz dedim. Ya bu radyoda söylenir mi? Telefon da verdim bir de. Ya ben şey yapamıyorum. İnsanların yalnız hissetmesi bana çok kötü geliyor yani. Neyse, ben kendimi çok buldum böyle sokaklarda yalnız yaşlı birini bulunca. Merhaba, nasılsınız diye yanıma gittim. Neyse, biraz kendim de yaşlanınca artık daha normal davranıyorum. Ertesi gün telefon çaldı gecenin bir yarısında. Adamın bir tanesi dedi ki bana, saygılar Ayça hocam. ben dedi uzun yol şoförüyüm. Fakat dedi şu anda çok kötüyüm, uyumak üzereyim ama bana emanet olanlar var, ne yapabilirim dedi. Aa dedim, hiç üzülme, ben buradayım, ne diyeyim şimdi. Herkes de bana bakıyor, çevremdekiler yani ailem. Dedim ki şimdi dur, sakinleş, çek kenara bir, derin nefes al, şunu yap, bunu yap, anlattım, biraz çalıştırdım onu falan. Ondan sonra hatta şey yaptım, böyle minik vurulacak noktalarını anlattım falan. Dedi ki hocam çok iyiyim artık, devam edebilirim dedi. Gece 2:30 falan ama yani. Neyse o devam etti. Ben çok mutluyum, insanlara bir şey olmadan yol aldılar. Yazık, adam da kötüymüş falan. Ondan sonra ertesi gece 1:30'da telefonum çaldı. Ve aynı şoför dedi ki saygılar Ayça hocam, teşekkür etmek için aradım. Kusura bakmayın, geceleri araba kullanıp sabahları uyuduğum için ancak arayabildim dedi. Ben dedim ki hiç önemli değil, siz hep dikkatli olun falan. Şimdi bunu radyoda konuştum diye beni aradılar gece kaç tane insanda. Bunu gidip bir de televizyonda anlattım. Dedim ki hayatta insanları sakın yalnız bırakmayın. Mesela dedim konu komşu görürseniz öyle hani mutsuz bir insan. Ne olacak dedim, bir çaya kahveye çağırın, sohbet edin, nasılsınız, iyi misiniz diye sorun. Kimseyi yalnız bırakmayın dedim. Konunun bir bölümünde kendimi bunu anlatıyor buldum televizyonda. Ondan sonra dedim ki böyle ya ne olur siz de yapın. Hayatta kimse kendini yalnız hissetmesin dedim. Ben zannettim millet bir şeyler yapacak. Ertesi gün telefonum çaldı gece 11:30-12 arası. Ama onu hiç unutamıyorum. Bir adamcağız dedi ki bana işte Ayça Hanım merhaba. Çok geç oldu ama sizin anlattığınızdan dolayı arıyorum dedi. Çok sıkıntılıyım, nefes alamıyorum, yardım eder misiniz? Dedim ki tabii ki elimden geleni yaparım. Konu ne dedim? Ben dedi bypass oldum. Eve çıktıktan sonra yatıyordum ama çocuklarım birbiriyle kavga edip çekip gittiler dedi. O zaman adam 67 yaşındaydı. Ben herhalde 10 yaş, 15 yaş gençtim. Ondan sonra ben de dedim ki hiç önemli değil. Yanında kuru kalabalık olmaktansa sen varsın bir başına. Bir de dedim senin gücün var, yüreğin var, düşüncelerin var. Hadi gel beraber dedim bu işe çözüm bulalım. Ondan sonra dedim şimdi sakinleyeceğiz önce. Başlattım, dedim ki derin bir nefes al. İşte renklerle çalıştırdım. Biraz mor enerjiyi hayal et dedim, nefes al. İşte bedenini temizliyoruz. Sonra kendimi şunu yaptırıyor buldum. Şimdi ayak parmaklarımızı sıkıyoruz, gevşetiyoruz. Sonra bacağımız, sonra gövdemiz diye ayaktan başa kadar gevşettirdim. Yapacak bir şey yok. Sonra dedim ki esas güç nedir biliyor musun? Çevrende olan kuru kalabalık veya seni fark etmeyen veya dünyevi zaaflarla bu tür olan yapanlar değil. Sen varsın ve seni yüreğiyle sevgisiyle var eden bir yaradan var. İkiniz bir araya gelince ne kadar güçlüsünüz fark ediyor musun dedim. Adam ağlıyorum dedi. Dedim ki ağla çünkü ben de ağlıyorum. Ve 45 dakika böyle konuştuktan sonra telefonu bir başkasına verdim. Konuşamadım çünkü. Dedim ki bak şimdi biraz da onu anlat sen dedim. Onunla sohbet et falan dedim. 1,5 saatte sakinleştirdik. Ve gitti. Bazen şey diyorlar bana. Ya niye uykunu bölüyorsun başkaları için? Ama yalnız nefes alacak bir şey yok. Kimse yok. Deyip ben bir de burada söyledim ya bakalım ne olacak. Telefonu da ver. Valla iyi niyetlisin ya Ayça, iyi niyetlisin ya, korunduğunu ve gerçekten ihtiyacı olan insanların sana geldiğini düşünüyorum. Ağzıma ben. Bir koli bandı yapıştırın, başka yerde anlatmayayım. Şimdi Ebru, böyle olanlar var ama bir kişi ki ortak tanıdığımız biri, her anneler gününde sabah 7:30 veya 8'de arıyordu beni. Derim ki sen benden, yani ben yaştasın, daha büyük de hatta benden.
Niye beni sabahın köründe arıyorsun? Herkesten önce olsun diye. Dedim bir bırak da bir çocuklarım arasın. Sonra bayram geliyor. Her bayram sabahı 8'de veya gece 12'de yılbaşı için. Yani bunlar da oluyor. Hani mesela gün içinde mantıklı bir saatte soru sorabilecekse insanlar o zaman sorsun. Ama ne bileyim ameliyatlıdır, hastadır, yalnızdır, panik gelmiştir. O zaman tabii ki hiçbirimiz yalnız bırakmayız. Yani bize hangi kim ulaşsa bize değil mi öyle oluyor. Tabii ki gerçekten ihtiyacı olan kişinin her zaman yanındayız. Nereden geldi aklına? Ya nereden aklına? Bağ kesmek lazım bak. Beni bu kadar etkilemişse. Doğru. Neyse. Sevgili seyirciler, can dostlar. Siz beni mantıklı saatlerde arayın. 61,5 yaşında oldum. Eskisi kadar dayanıklı değilim. Telefonunu söylersen de bipleriz artık yayında. Evet. Böyle yaparız. Bir şey yapmamız lazım. Ama İpek'cim benim yıllardır seminerlerden, kitaplardan, dergilerden dolayı benim telefon zaten yani kitaplarda da yazdığı için hiç kurtuluş yok. Evet, evet. Yok. Yok. Valla dilerim kimse öyle desteksiz kalmaz, kimse yalnız kalmaz. Aslında şunu bilmek gerekiyor. Etrafta bir yan insan da olsa, hiç kimse olmasa da kişi kendi gücünü biliyorsa, kendine odaklı, kendini merkeze koyup yaşıyorsa her şeyin çözümüne ulaşabilir. Benim hep verdiğim bir örnek vardır ya, tek direkli çadır olun. Mesela büyük bir çadır olursan dört direkli, direklerden biri vazgeçebilir. Canı isteyip başka çadıra gidebilir o zaman. Ama şu Kızılay'ın en basit çadırları vardır yani. Tek direkli. Evet, öyle olursa evet. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Gitse de kalsa da senin çadır sağlam oluyor zaten. Ya deminki örnek çok iyiydi. Direklerden bir tanesi başka çadıra gidebilir. Olmuyor mu yani? Ayıldım o örnek. Biz bir aileyiz diyorsun. Direklerden biri ben vazgeçtim gidiyorum diyor. Hadi bakalım tut sıkıysa. Ay çok güzel bir örnekti. Diğer direkler eğer sırtını dayadığın çocuklarınsa onlar da büyüyüp gidecekler. Ben çocuklarıma onu söylemiştim. Sakın bana takılı kalmayın lütfen. Önünüzdeki engel bensem atlayın ve geçin. Hiçbir şeye engel yaratmayın benle diye. Onun için çadırın direkleri önemli. Tabii tek direk çıkmıyorsun valla. İstiyorsanız yanınıza bir iki çadır daha kursunlar. Ama tek direkli çadır olun. O zaman bir de gücünüzü biliyorsanız sizden daha iyisi yoktur yani. Yeme de yanında yatmayız. Vallahi. Koskoca bir yüreğimiz var. İstediğimiz gibi sevebiliriz, sevgiyle bir düzen kurabiliriz. Ondan sonra düşüncelerimiz var. Düşüncelerimizi hayatımızı yaratmıyor mu? Düşüncelerimiz hep hayatımızı oluşturmuyor mu? O zaman olumlu düşünelim, olumluyu yaratalım. Hakikaten madem nereden geldik buralara bilmiyorum ama. Hep geldiğimiz yer burası oluyor zaten. Elinde sonunda bu noktaya varıyoruz her seferinde. O zaman bak bizi izleyen herkes alın kağıdı kalemi elinize. Aklınızdan geçen düşünceleri yazın gün içinde. Hatta dilinizden çıkan sözleri. Mesela birisi nasılsın deyince aman işte idare ediyoruz demeyin. Çünkü o zaman hayatınız hep aman işte olur. Nasılsın iyiyim. Veya bir sıkıntınız varsa dürüstçe sıkıntım var deyin. Mesela ben sağlıklıyım demek yerine asla ben hasta değilim demeyin. İkisi de aynı gibi görünüyor ama enerjisi felaket. Ay lütfen yola çıkan birine kazasız belasız git demeyin. Sağlıkla güzellikle git deyin. Bir kere biz seminere gitmiştik yıllar önce Konya'ya. Böyle yaşlı bir kadıncağız tam arabaya biniyorum. Hadi kızım yolun açık olsun kazasız belasız git dedi. Eyvah. Şimdi ben kaldım camı açtım dedim ki teyzeciğim çok teşekkür ediyorum. Hani sen dedim bunun yerine sağlıkla kolaylıkla git. Olmaz dedi. Biz atalarımızdan böyle gördük böyle söyleyeceğim dedi. Üşenmeden indim arabadan anlattım. Anladı valla. Ondan sonra bana şey diyordu. Selametle git, selametle git, selametle git. Selametle kaza bela istemiyorsak niye söylüyoruz? Yakası bir yana bence ne olur izliyorsanız alın kağıdı kalemi elinize. Ben bunu yıllar ve yıllar önce yaptım herhalde 20'lerin sonunda 30'un başında falan. Yazdım olumlu düşüncelerimi olumsuz. Ay felaketmişim ben. Hep olumsuz şeyler aklıma geliyormuş. Şu olursa ne yaparım, bu olursa ne yaparım falan.
Onları yok edince bütün hayat değişti. O yüzden her şey burada, kafada. Ana bilgisayar sizin Yani kafanız, dikkat edin. bizimkiler de senin sayende değişti zaten. Başıma gelen her şeyi anlatırsam, paylaşırsam derse dönüştü tabii sonuç olarak. Onun için şakası bir yana, madem laf bugün buralara geldi, ne olur olumlu düşünün. Ama olumlu düşünürken de kandırmayın kendinizi. Mesela ben şimdi, ay her şey çok güzel diyemem. Benim bir yığın zor olayım oldu çözmem gereken bu hafta. Ha, çözüldü, iyi haberler geldi, çok şükür. Nasılsın? İyiyim. Çünkü çabalarımın karşılığını aldım. Ama bana geçen hafta başında biri sorsa nasılsın diye, ay çok güzelim, her şey çok iyi falan. Bu bana o kadar sahte geliyor ki. Onun için sahte olmadan olumlu olmayı bilmek gerekiyor. Beni ara sıra susturun siz ya. Fişimi falan çekin. Biz böyle her seferinde dikkatle dinliyoruz. Her seferinde ilk kez dinliyormuş gibi hissediyorum ben zaten kendimi. Ben hissediyorum da zaten Ebru. İlahi ya. Ay Mümkün. benim çenem durmuyor. Allah verişim çekim gider, ben gider içeride konuşurum gene. Ama iyi ki anlattın Ayça abla. Genelde olumlu düşünce deyince herkes bunu bir polyannacılıkla Hiç karıştırıyor değil. ya. Hiç değil. Hani bir de böyle maalesef bu işi dejenere eden de çok insan olduğu için ortamda bazısına böyle pozitif düşünce derken daha kaçmaya başlıyor yani. Çok farklı bir şey zannettiği için onu. Evet. İnsan ayağı yani sağlam basarak da yere olumlu Gerçekçi düşünce olmak yönetebilir. gerekiyor. Evet. Çok gerçekçi olmak gerekiyor. Bu Bu çok iş böyle önemli yani. hani her şey güzel, biz mutluyuz, düşünürüz, yaratırız gibi bir dünya yok ortada yani. Önce her şeyi doğru tespit edip ona göre hangi düşüncemiz hangi şeye sebep oluyor onu fark etmek lazım. Hakikaten öyle çok sanal sanal gülünerek yaşanacak bir dünya değil bu. Geçenlerde bir grupla konuşuyordum. Nasılsınız dedim. Bir tanesi çok iyiyim dedi. A dedim ne kadar güzel. İşte her şey şöyle iyi böyle iyi diyor falan. Ben de dedim çok özür dilerim. Sen nerede yaşıyorsun? Ay dedi, ay çocuğum siz biliyorsunuz benim evimi. Hay dedim yani anlattığın dünya benim gördüğüm dünya değil. Ama hep dedi olumlu düşünmeyeceğiz mi? Ya olumlu düşünmek var olan sıkıntıları görmemek değil ki. Onun için İpek senin dediğin çok doğru ya. Evet, iyi ki söyledin Ayça abla. Çok oluyor ben çok denk geliyorum öyle kişilere. Böyle alerjisi varmış gibi tepki veriyorlar. Pozitif lafını kullandığın zaman bile yani. Evet. Ama onların gözünden baktığın zaman haklılar. O kadar yanlış insanlardan yanlış şeyler duymuşlar ki. Gerçek olmak gerekiyor. Hayatta ne iş yaparsanız yapın, kaç yaşında olursanız olun, düzeniniz ne olursa olsun gerçek olmak gerekiyor. Evet. Bir de İnsanlar düşüncelerin, ay Ebru'cum bir şey diyordun, yok böldüm mü? yok yok Ay pardon, sen konusu örümcek mi kovalıyorsun? enteresan bir örümcek mi geldi? Evet, Bir ay, örümcek mi? evet yani çok ilginç bir yaratık geldi. O Operasyon demek ki yapacağım. örümcek mi, akrabası mı? Bu başka ne olduğunu tam bilemiyorum ama çok büyük bir şeydi yine. Allah Şimdi Ebru. evet üstünü kapattım en azından konuşabilirim. Şu an uçan da bir şeydi bu yani. O bu da şöyle bir şey uçan. Ebru, kapın camın açık mı oturuyorsun sen? Değil, kapalı her yer. Burayı bir kere Delik daha ilaçlamam lazım benim. Nereden girmiş hiç görmedim. melik var herhalde. Tellere mellere baktım. Herhalde evet. Yerden geliyorlar. İçeriye giriş yapıyorlar. Canlı yayında heyecan oldu. Evet, böcek heyecanı. Yani şimdi ben köpek çok seviyorum artık geceden dolayı biliyorsunuz ama 7-8 sene önce ben köpekten çok korkuyordum ve canlı yayında televizyondayız. Birdenbire böyle çekim yapılan yere Danua mıdır nedir var ya at gibi bir köpekler. Ondan girdi Oo. bir tane. Dümdüz üstüme geliyor. Canlı yayındayız konuşuyorum falan. Üstümden geçti. Koltuğun arkasını atladı ve gitti. O kadar büyüktü yani. Vallahi öyle yaptı yani. Niye geldi, niye gitti onu da bilmiyorum ama gayet sakin. Girdi kapıdan öbür uçtan çıktı gitti. Onun için Sen ne dikkat yaptın? etmem. He? Sen ne yaptın? Nasıl oldu bilmiyorum. Çığlık atmadım. Korkuyorum demedim ve aa geliyor dedim ve geçtim. Gitti dedim ve devam ettim. Yapacak bir şey yok yani. Ama hakikaten at gibi bir şeydi yani. Öyle gerçekten çok büyükler.
Evet. Ya bu ara ben çok ilginç sokak köpekleriyle karşılaşıyorum. Bugün böyle bir tanesi yazık çok da aç belli ki yatıyor. Anlıyorsun sen onu ay konuşamadım. Sen onun yanına gittiğinde seveceğini anlıyor sokak köpeği ama belli temel şeylere sahip. Hatta böyle şey götürdüm ona biraz yemek götürdüm. Çok ilginç sokak köpeği önce sevilmeyi bekledi. Yemeği yanına koydum ama yemedi. Önce baktı, sevildi. Ondan sonra kalktı yemeğini yedi. Hani bunu normalde evcil köpekler yapar ya terbiye görmüş, özellikle eğitilmiş. Hayvanın içinde var. Yani o ruhundaki incelik içinde var. Onu Bir de kastediyorum. sokak Var. köpeklerinde öyle bir şey Sevgi var. ihtiyaçları var. Yani düşün ki ay hiç kimseye olmasın. Sokakta yaşıyorsun. Evin yok, barkın yok, ailen yok. Biri hasbelkader bir şey verse yiyorsun ve kafanı okşuyorsun gibi düşün. Yalnız bu sevilme içgüdüsü çok ilginç bir şey. Ben ilkokuldaydım. Annemle şeye gittik. Ay kimsesi olmayan çocukların durduğu yer neydi? Unuttum ya. Çocuk esirgeme. Zarşın çocuk esirgemeye gittik. Çünkü annem belli aralıklarla onlara hediyeler alıyor, bir şey yapıyor. Biz beraber gidiyorduk. Bir salon dolusu küçük çocuk var. Ne götürüldüyse artık dağıtılmış yeniyor ve herkesin de böyle bir kupası var. Plastik mi metal mi ne öyle bir kupa. Çocuklardan bir tanesininki yere düştü ve çok kötü oldu çocuk. Annem hemen koştu dedi ki korkma ben sana bir daha vereceğim dedi. Sarılıp öpüp yenisini verdi eline. Ve ne oldu biliyor musunuz? Bir dakika geçmeden bütün çocuklar kupalarını yere attılar. Ah canım benim ya. Yani ömrümde izini üstümden atamadığım en büyük olaylardan biridir bu. Annem zaten çok duyarlıydı böyle konulara ve birden ayağa kalktı. Bir o tarafa koşuyor, bir bu tarafa koşuyor. Ona sarılıyor. Diyor ki sırayla geliyorum. Şimdi hep beraber oturuyoruz. Bak sırayla geliyorum falan. O kupalar devamlı yerlere vuruldu durdu. Hepsi Ay çok yerinde. üzücü bir hikaye bu. Onun için ben şeye kıyamıyorum. Yalnız kalmış insanlara kıyamıyorum. Kimsesiz olan çocuklara kıyamıyorum. Sokak köpeklerine kıyamıyorum. Arabanın içi bizde hep çocuklara oyuncak ve bir de köpeklere mama dolu. Ben bugün şeyi düşündüm mesela. Hani bazen çocuk sahibi olmak yerine aslında çocuk esirgemeden bir çocukla hayatı paylaşmayı seçersin ya. Aynı şey bence sokak hayvanları için de geçerli. Yani ben normalde paylaşıyorum sizinle de. Köpeğim olsun çok istiyorum. Ama şu an öyle bir adım atmadım. O zaman sokaktaki canlılara da bu paylaşımı yapabilirim diye düşünüp özellikle bu aşamada daha çok devreye girdim. Nasıl diyeyim yani beslenmelerinden ilgi göstermeye kadar. Şimdi o şekilde yaşıyorum. Kediler, köpekler artık ayrım da yapmıyorum. Eskiden kedilere daha uzak duruyordum. Şimdi onun da ayrımını yapmıyorum. Hepsi can benim için şu anda. Bizim geceyi alıp da burada kalan mamaları torba torba ayırdık. Yani bir tane canlıya yetecek kadar torbaladık. Bir de bisküviler, ödül mamaları falan çok abartmışız biz bu orada bizde misafirken. Ayırdım onları ve şey yapıyorum yani yolda giderken gördüğümüz zaman duruyoruz. Dediğin gibi sırt üstü atıyor kendine. Böyle yan yan bakıyor falan. Nasıl sevemezsin ki? Çünkü seveni yok ya. Evet Çok ya. kötü bir duygu bu. Duru Yani bir karar vermiş. de Büyüdüğünde çocuğu olsa da olmasa da bir evlatlık çocuk alacakmış. ne Yani güzel. hırk evlat Ay. edinecekmiş. Daha düzgün Vallahi duru söyleyeyim. yapar. Hepimiz de ne çok severiz onu. Ne güzel. Evet. Böyle bir Maalesef. karar almış. Yakın zamanda söyledi bana. Canım Muhteşem benim. olur. Ne kadar duygusal ya. Çok. Çok güzel bir karar bu. Çok ilginç bir yüreği var. Vallahi ömrümüz yeterse seve seve bakarız da, severiz de. Ne güzel olur. Bakarız vallahi bakmaz mıyız? Halkın da hayırlısı olsun. Bakalım. Olsun. Ben yapacağına çok inanıyorum söylediği varsa söyle. Duru lafı O ona yüreğe, o söyledi. güce sahip durun. Evet. Zaten çift de olacak hayvanlar da, sokak hayvanlarının da bulduğunu getirecekmiş falan. Artık köpekler, çocuklar falan bilmiyor biz nasıl bir ortamdayız.
Sevgi dolu bir ortam olur. Muhteşem olur. Vallahi. Tam aile. Paylaştıkça çoğalırsın. Evet, çok güzel Bugün olur. bir AVM'ye girmiştik Haluk'la. Orada bir şey tabelada yazıyordu. Sevgini paylaştıkça artar diye. Aa, Çok ne hoşuma güzel. gitti. Çok Evet. güzel. Ne Bir güzel. AVM'de beklenmeyecek bir şey. O ilginç bir yer orası. Hep de böyle yürüyen merdivenlerin olduğu yere asmışlar bu tabelaları. Hepsinde farklı güzel bir söz yazıyor. O yüzden hani illaki görüyorsunuz, belki yoksa yolda hani acele acele mağazasına geçseniz görmeyebilirsiniz ama o yürüyen merdivende olunca illaki karşınıza çıkıyor. Hep böyle olumlu sözler Ya bunu ben üstelik. Ankara'dayken fark ettim. Tunalda bir taksi durağı var. Tam karşısında oturuyordum. Yazdım bir yere, sonra söylerim ama şimdi hatırlayamayacağım lafları. Hani bu kayan yazılar vardır. Yazar bilmem ne taksi numarası şu falan diye. Bu sadece güzel sözleri kaydırıyor. Hiç kendileriyle ilgili bir şey yok. Ay, Çok harika. Çok enteresan. ilginçti. Çok. Ve o Ne kadar güzel. doğru hayat dersleri olan sözler kayıyordu ki orada. İnanılmaz yani. Neyse, insanlar bilinçleniyor, değişiyor. Evet ya, bir Evet. yerlerde bunları Farkındalığı yüksek görmek çok hale geliyor. güzel. Çok güzel ya. Çok güzel. İşte böyle. Bizi bıraksanız 3 gün 3 gece konuşuruz. Emin olun kesinlikle. Susmayız. Hatta birkaç kişi bir araya gelince sabah 6'ya kadar konuşmuşluğumuz vardı. Doğrudur. Uyuyabiliyoruz, öyle de olabiliyor. Mesela hep birlikteyken arada böyle bir 2 saat kestirip koltuğun üstünde, sonra kaldığımız yerden devam. Valla bir kere İpek, Ebru, ben çeneye vurup bir ara uyumuşuz, uyandık sabah 6:30 falan. Altı. Bir keresinde de bir grupla ders yapıyorduk, Tülay da vardı. Ama meditasyon yapıyorduk sonunda. Valla uyumuş herkes, ben de uyumuşum. Gözümüzü bir açtık. Hatırlıyor musun, gece 3:30 mu 4 gibi? Ben de altıda kalkıp Konuşuyor, sonra birkaç kişi uyuyor, diğerleri devam ediyor falan. Onun için o hale gelmeden istiyorsanız veda edelim. Ama Evet, o sohbetlerden sonra da hayatımız değişti. İnkar aa, edemeyiz. bence de. O yüzden Çok kıymetli korkmasınlar bize sohbetler. sohbet etmeye. İyi Yok, ben her geliyor. daim konuşabilirim. Ya rahmetli annem derdi ki, kızım yarım saat konuşma, bak sana ne vereceğim veya ne yapacağız derdi. 20 dakika hiç geçemedim yani. Hiç geçemedim bölümü de çok güzeldi. Geçemedim Hiç valla. geçemedim. Hiç. Aslında o çalışmalarımız çok uzun sürüyordu. Bazen 2, 3, 4'ü buldu oluyor. Hep böyle orada kalmak istiyorduk. Hatırlarsan bir böyle Yok, şu canım, gitmek koşar istemiyorduk ki bırakmıştık. eve. Eve gitmek, çünkü hani o şeyden sonra çok zor geliyordu ki yakın oturmamıza rağmen. Sonra 1 saat 2 saat uyuyup tekrar işe gittim yıllarca. Hani sanki ben de İpek gibiyim, uykuma çok düşkünüm falan, ama hiç, yani bunca yıl hiç sıkıntı Deli gibi yaşamadım çalıştık uykusuzluk ama ya. valla. Müthiş yani, inanılmaz ya. Bana bir kere eğitime birisi gelmişti. Dedi ki, Ayça hocam, peşinen söyleyeyim. En kısa, en az çabayla sizin gibi kaç günde olurum dedi bana. Dedim Doğru. yani. Kaç gün hem de. Dedim ki, çok özür dilerim. Ben neyim bilmediğim için senin gözünde. Onun için dedim gün veremeyeceğim. Ya dedi. Dedim ki, Endişli. evladım, konu hafta gün değil. Ne olmak istiyorsun? Onu bilemiyorum dedi. Onu bilemiyorum. O zaman hiç şansı yok. Yok ya, Bilemiyorsa çok ilginç. bir şey olmak istiyor ama ne olmak istediğini de bilmiyor. Çok oyun. Yani bana bunu soranlar oluyor. En çabuk nasıl öğrenebilirim? En kısa yoldan nasıl yapabilirim? Dedim, bilmiyorum ki, benimki hiç kısa olmadı çalışmaları. Hep Vallahi uzun. bizim de Ay şey olmadı. var ya. Ay mesela Windows for Dummies falan gibi kitaplar var. Kişisel gelişim for Dummies falan gibi bir şey yazılabilir Olur, neden olmasın ya. belki. Kısa kısa notlarla böyle. Bu arada bir tane benim bebelerimden, bebelerim öğrencilerim olup da sonra bebem olanla birisi bekleyebiliyor. Ben gelip şurada kenarda otursam, hiç konuşmasam, acaba yakın el izlesem olur mu dedi. Bir bakıp çıkacaktım dersin dedim Evet. İzleyici konuk ya. Konuşan konuk değil, izleyici konuk. ben de. Evet. Bir de Çok tatlı. seni misafir ağırlaman çok hoşuna gitmiş herkesin. Ben Evet. İpek'in yanında oturmak istiyorum diyorlar. Aa dedim, ben yanlışım, hiç duymadım. Yok. Dedim konuşmayana öyle kolonya çikolata falan yok. O yok. Aa. Daha beni güldüreni, Tülay diyor ki, ben bir kere programa Ankara'dan katılacağım. İpek'in evinden diyor. Niye Evet, diyorum? ben Çok tamam. hoşuma gitti diyor. O olur bak.
Ben oraya geleceğim. Geldiğimde oradan katılacağım. Kafaya koydum vallahi. Vallahi bekliyorum. Kesin. O zaman bu pencereye başka birini konuk etmemiz lazım mutlaka. O pencere boş mu kalacak? Aa, yerimi vermem oğlum. Önce oraya bir çiçek koysun ya da diğer altıncı pencereye. Hayır hayır. Necefli maşrapa. O olur. Bize Necefli maşrapa yok. Tuğralı ibrik var. Olur mu? Olur olur. İdare ederiz. Yapalım. Olursa olur. Vardı. Ne? Düdüklü tencereye ne oldu? Düdüklü tencere Masar'ın fikriydi. Düzgün konuşmazsanız keserim diyordu. Çünkü konuşmadan. Evet, o tehdit. Tehdit unsuru. Evet, yalnız ki. Şimdi nasıl konuşuyoruz? Tehdit edildiğimizden beri hiç susmadık. Ya. Vallahi ben çok küçüktüm. Bir kere anneannemin misafirleri gelmişti. İki kişi. Anneannem dedi ki çayı koyup geleceğim. Güzel kızım sen sohbeti iyi yaparsın dedi. Ben de 5 yaşındayım. Çok güzel. Ben de dedim ki onlara anneannem bana görev verdi. Bilmem ki size ne anlatayım dedi. Matematik. O çok biliyorum ya 5 yaşında matematik. Anlattım saatlerce anneannem geldi susturamadı. Sonra ilkokul 4'te vallahi bir şey kutlanıyordu. Neydi hatırlamıyorum ama öğretmen iyi hazırlanmamış. Dedi ki bana Ayça evladım senin ağzın iyi laf yapar. Ben dedi sana veriyorum açılış konuşmasını sen yapacaksın. Ben ne söyleyeyim de sen bilirsin dedi. Ay ben bilmem ne konuşurum tabii. Dönüyorum lafı toparlayamıyorum konuşuyorum 15 dakika. Hocanın üstüne fenalık geldi. İşaret ediyor. Hani en son cümleyi söyleyeceğim bitecek. Ama o en son cümleden önce aklıma başka şeyler geliyor. Bütün alçı yıkıldı ortalık falan ama ne konuştuğumu hiç hatırlamıyorum yani. O yaştan belliymiş yani. Sinem de diyor ya, anne diyor ben senin haritana baktım diyor. Bilmeyenler için gelinim olur kendisi. Senin haritana baktım diyor, bilmem neyle ne kavuşuyor, ne oluyor? Böyle insanlar çok konuşur ama iyi konuşur diyor. Çok güzel ya, harika. Yani. Onun için geveze bulanlardan özür diliyorum. Haritam böyle. Kader. Her şeyin de bahanesi var. Ay ben çok uyumlu. Haritamdan dolayı. Ay vallahi iyi güldüm ya. İyi ki varsınız. Ay sen de vallahi iyi ki varsın. Evet, biz buradayız bekliyoruz. Gelin saçmalayalım konuşalım. İstiyorsanız mantıklı da konuşabiliriz. Her zaman iyi yapmıyoruz. Bazen mantıklı da konuşuyoruz. Ay yarabbim. Evde bugün bir tane bile şey açmadın yazı. Hayırdır? Ha, evet. Örümceğin peşinde koştururken bütün şeylerim orada kaldı. Malzemelerim. Yani çok ilginç. Bugün örümcek kovalıyor. Bir kere de kafasına tablo düşmüş. Debra orada oturur. Evet. Demin aynı şeyi düşünüyordum. Atraksiyonlu mekan burası. İyi, iyi. O zaman ben de programa bir kere senin oradan katılmak istiyorum. Aa lütfen. Gerçekten süper. Böyle dedim ama örümcek var. Ben örümcekten çok korkarım. Önceden ilaçlarız. Öyle yaparız. Evet. İlaçlı böyle. Ebru ilgilenir zaten örümcekle. Sıkıntı yok. Sen konuşur. Ben bambaşka biri oldum. Ben değilim artık bildiğiniz. Yalnız bir şey diyeceğim. Yani bilmeyenler için söyleyeyim. Bodrum'a gittin de bu haşeratlar seni bulmadı. İstanbul'da da akrep bulduydu. Şimdi onu diyecektim. Akrep vukuatı vardı. Vallahi. Ödüm kopuyordu benim böyle akrepten. Her Bodrum'a geliyoruz. Allah'ım çok korkunç geçiriyorum o bir ayı. Ödüm kopuyor. Nereden ne çıkacak? Yılan mı çıkacak? Akrep mi çıkacak diye. İstanbul'a dönüyoruz. Ata da daha küçük o esnada. Belki 4 yaşında falan. Bir gün böyle mutfaktayım, bir iş yapıyorum. Ata seslendi. Anne gel diye. Yanında da böyle ablası. Ben yanına böyle bir gittim bir baktım. Elinde böyle sarı bir tenis topu. Böyle bir yaratığın yanında yere vuruyor topu. Yakalıyor yere vuruyor. Akrep, akreple ata yan yana. Ata da böyle hem seyrediyor şeyi akrebi hem bir taraftan da topuyla oynuyor. Sonra ikincisi çıktı. Meğerse onlar eşli dolaşırlarmış. Birbirinden kurtuldu. Evet sonra da ikincisinden karı koca birlikte dolaşıyormuş akrepler. Karı koca diyor ya. Kahveye gelmişler gibi. Ay kork. Doğru ben hatırlıyorum. Şey soruyordu ata ikide bir her bulduğunu. Bu akrep mi? Bu akrep mi hatırlıyor musun?
Ay korkuyoruz sonra. Bir süre sonra bize geldiğinde falan da soruyorduk. Burada da aktif var mı? Türkiye'de şeklinde. Yani çok alakasız bir yerde. Çünkü yani Erenköy'ün merkezinde evin yani şeyinde normal içinde çıktı. Hiç olmayan bir şey. O dönemde Ayça sen hatırlıyor musun? Bana şöyle şeyler anlatıyordun. Bu akrepler yukarıya çıkıp tavandan kendilerini aşağıya bırakıyorlarmış falan diye anlatıyordun. Ama bana arkadaşım anlatıyordu. Onlar babasının görevinden dolayı nereye gitmişler hatırlamıyorum çocukken. Yatağın etrafına ateş yakıyormuş annesi akşam akrep gelmesin diye. Onlar da duvara çıkıp tavandan atlıyormuş. Bana bunu anlattıydı. Ben de Ebru'ya dedim ki Ebru bunlar tavandan atlıyormuş dedi. Neresi olduğunu hatırlamıyorum. Bir taşra görevinde böyle olmuş. Hatta şey demişti, camlar genelde panjurlar falan bir ton mavi olur ya, o renge gelmiyor haşerat diye yapılır dedi. Bilmiyorum artık, benim kafayı aldı, doğru mu söyledi ama. Ya doğru doğru, mavi işte. O Bodrum'da kullanılan pencerelerin yanındaki mavi haşerat girmesin diye. Sen mavi giyin de gez evde. Evet. Mavi bu arada hepsini çekiyorum. Mavi ayakkabı falan. Ebru acaba Bodrum'dan sizin valizlerle falan mı geldi İstanbul'da, ne oldu? Ay asıl ne gelmişti, benim başıma programın da bitmesi lazım ama çenem hiç durmuyor benim de şu anda. Bir gün işte böyle geçen sene normal hani böyle denizli menizli böyle bir gün geçirdik, eve geldik. Ondan sonra da online bir dersimiz mi vardı, toplantı mı vardı, hep birlikte olduğumuz bir zamandı yine. Odanın içinde bir hareketlilik var, Allah Allah falan diyorum, bir şey kışır ediyor, bir şey puf ediyor, puf diye iniyor falan bir sesler. Ne oluyor falan dedim böyle. Oda da dediğim yatak odası gibi böyle bir düşünün. Yani evin en ücra köşesi. Fener vardı yanımda, bulunduruyorum artık Fener her zaman. Ne zaman neyi görmem gerektiği belli olmuyor çünkü. Fener'i böyle bir aşağıya bir tuttum, bir çift gözle karşılaştım. Bir çift göz bana böyle bakıyor orada. Fare mi yoksa? Fare değil, kurbağa. Ne yani? Plaj şantası taşıyoruz ya yanımızda. Plaj şantasını ben yere görünce günün herhangi bir zamanında bir kurbağa içine girmiş. Ben eve la 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 gelip yatak odama koymuşum çantayı. Gecenin bir saati kurbağa oradan çıkıyor. Sonra ben faraş ve süpürgeyle kurbağayı yakalayıp yeniden bahçeye atmıştım. Böyle atraksiyonlar. Bir süre için yatak odanda kurbağayla kaldın. Annem de yarasıyla evet. Kendini odaya kapamıştı. Ankara'daki evde içeri yarasa girmiş. Ben yokum o zaman. Annem de Hasan'a demiş ki oğlum çabuk koş odana gir, kapıyı kapa, yarasa var. Annem de kendi odasına girmiş kapamış. Oh demiş, odamda ne güzel klima da var. İşte yatağımda rahat falan. Derken akşam böyle şılap 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 küt diye bir ses sonra annem diyor ki Ayça anladım, yarasa benim odada da ben nasıl çıkacağım dışarı? Yorganı kafasına geçirip dört ayak yürüyüp dışarı çıkmış, kapıyı kapamış. Ondan sonra Hasan çıkmış, annem öyle görünce tabii ödü kopmuş. Çok güzel. Güzelce o odada o yarasa uçtu durdu uçtu durdu. Yarasa fena çıkaramıyorsun onu. Benim de ödüm kopuyor. Bizim burada da var yarasalar. Belli bir saatten sonra pike yapıyorlar. Sürekli nasıl bir yerde yaşıyoruz anlamı var. Evet, Ebru'ya. Yalnız bizim bir önceki İstanbul'daki Ebru'ya vardı. İçeri girip Nazan'ın saçları kıvırcık ya, oraya yapıştıydı. Ay o da değil fena. O fena işte. Benimkiler de kıvırcık, biraz kutkucuyum. Ay çenemize vurdu. Hadi gidelim. Evet. Hadi. Pencerelerimizi iyi kapatalım. Bu konuşmaların üzerine kapımızı, penceremizi. Ay, evet ya, bir şey daha söyleyeceğim. En son Hasan dedi ki abla dedi bahçede takır tukur ses vardı Ankara'daki evde. Ben de dedi hırsız mı giriyor, biri kapıyı mı kurcalıyor diye fenerle dışarı çıkmış. Ben dedim ya niye çıktın tek başına? Hani kuzeni muzeni çağırıyordu. Dışarı bir çıkmış ki kirpiler. Pandemi dönemi. Şimdi Ankara'daki bahçenin sağ tarafında böyle kısa kısa bir çiçekler var. Hiç budatmıyoruz. Çünkü içinde kirpiler yaşıyor artık. Onlar belli aralıklarla çıkıp böyle şşş şşş gibi bir sesle sallanıyorlar. Yani herhalde ne bileyim bir üreme zamanı mıdır nedir, böyle şşş şşş diye bir sesle
videolar çekmiş falan kendi ailesinin. Bizim ikisi yaşıyor Ankara'da. Ay çok komik kirpiler, çok komik Oh, hayvanlar. çok seviyorum ben. Çok tatlılar ya. Böyle paytak paytak gidiyorlar falan. Bazen Evet. eşiğe geliyorlar, geçemiyorlar. Hasan diyorum, koy seni, kirpi takıldı oğlum burada. Çok güzel. Ay böyle işte. Vallahi bu sefer kesin gidiyoruz. Tamam. Tamam. Tamam kaderimiz. Zengin kalkış. Zengin. Ekranlar boşalıyormuş, Ay valla birbirinin yüzünü güldüren herkese şükürler olsun. Bak ben çok eğlendim yani, çok yorgundum. İnanılmaz yorgun ve böyle kafam yoğundu falan. Terapi gibi oldu, hiçbir şey kalmadı. gidiyoruz. Yani hemen uyuyabilirim. Gece 2.30'da kalkar kızımı ararım. Ne yapıyorsun, iyi misin? Aynen öyle. Her şey. Ay valla sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Ay Bizi siz de izleyen herkese, öyle. siz de iyi ki varsınız. Çıkın çıkın gelin valla. Biz sohbet ediyoruz işte. Konuyu da siz seçin. Soru sorma diyorsanız tövbe. Ağzımı açmam soru Biz sorarız. sormayın. Biz sorarız. Ay şakası bir yana. Katılmak isterseniz biz buradayız. Sevgiyle kalın. Kendinize çok iyi bakın. Hadi odaklanın. İyilikleri görün. İyilikleri büyütün. Tüm Ay iyi insanların evet. ömrü güzel olsun. Olsun. Sizlerin de. Olsun. Olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kalın.